Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir ayakkabı performans incelemesi analizine hoş geldiniz. Bugün intradan da gördüğünüz gibi Kral'ın ayakkabısını inceleyeceğiz. Son ayakkabısı LeBron 19'u inceleyeceğiz. Ayakkabı gerçekten canavar gibiydi. Bahsedecek çok fazla şey var. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Rahat bir yere oturun. Videonun sesini güzelce açın ve arkanıza yaslanın. Tadını çıkartın. Unutmadan söyleyeyim, abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu kadar emek veriyorum, karşılığında sizden sadece beklediğim bunlar oluyor. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Bu ayakkabının incelemesi için uzun zamandır bekliyorsunuz biliyorum. Ben de tam fikirlerim olgunlaşana kadar beklemek istedim. Ve sizlere dolu dolu güzel bir içerik hazırlamak istedim. Hemen kutusuyla başlayalım. Dev bir kutuda geliyor. Aslında kargo açımlarında zaten bu kutuların detaylı açımlarını görüyorsunuz. Çok fazla bahsetmeden geçeceğim. Güzel bir büyük bir kutu, üstü grafitilerle, desenlerle bezenmiş. Tacımız var. Tacın içinden ise ayakkabının kağıdını görebiliyorsunuz. Bu şekilde tatlı, güzel bir kutusu var. Bu Space Jam rengiydi. Filmde giydiği rengiydi. Hatırlarsanız kargo açımında acaba filmde bunu mu giymiş, ben görmemiştim gibi demiştim. Ama daha çok çizgi film olarak bu ayakkabı varken çok küçük bir sahnede gerçeğini görebiliyoruz. Kargo açımını yaptıktan sonra filmi izledim. Fena değildi. Ortalama. Yani ilkinin tadını kesinlikle vermedi ama yine güzel bir film olmuş. İçinden de şöyle bir kart çıkıyor arkadaşlar. Ayakkabının içeriğini gösteren, kırılımlarını gösteren ve biraz olsun skeç çizimlerini gösteren güzel bir kart da çıkıyor. Hepiniz bu karta ulaşabilirsiniz. Yani aldığınız zaman zaten içinden bu kart çıkacak. Hemen şöyle bir tanesini de elime almış olayım. Ben bu ayakkabıyı arkadaşlar TopKicks.tr Instagram adresinden aldım. Hatırlarsanız yine kargo açımında da bahsetmiştim. Burada açıklama kısmına direkt olarak onların linkini bırakıyorum. Siz de eğer Nike'tan indirimli almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka müşteriye danışın. Güzel indirimler ayarlayabiliyor. Yani şu anda bunun fiyatı artık 2700'lere falan dayandı diyebiliyorum Nike.com'da. Daha farklı, daha indirimli, güzel fiyatlar sizlere verecektir. Tamamıyla güvenilir bir adres. Hatta elden teslim de yapıyorlar. Ben gittim kendileriyle tanıştım dediğim gibi. Ve gayet iyi insanlar. İlerleyen zamanlarda da yine o siteyle çalışmalar gelecek. Aslında normalde resell satıyorlar. İşte Jordan'lar, Yeezy'ler, daha pahalı üst segment ayakkabılar satıyorlar. Fakat Nike.com'da da güzel indirimler yapıyorlar. Dediğim gibi siteye girin, konuşun. İndirimli ürünler, hoodie'ler, artık ne istiyorsanız birçok şeye ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra hemen ayakkabımıza bakalım. Görsel güzelliğiyle başlayalım. Ne diyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Birçok farklı şey söylenebilir. Görüntüsü kesinlikle böyle çok okkalı, çok sağlam ve büyük bir ayakkabı izlenimi veriyor ki zaten öyle. Şu an hemen ağırlığına da bakmak istiyorum. Kaç gram çok merak ettim doğrusu. Cidden çok... Tartı kafayı yedi. Bir dakika. Yani 600 var mı merak ediyorum ya. Güzel koyayım. Arkadaşlar 605 gram geldi. 45 numara giyiyorum biliyorsunuz. 605. Bir dakika, yanlış görmedim değil mi ya? Tartım niye böyle oldu bilemiyorum. Çok ağır geldi herhalde. Evet arkadaşlar, 605 gram. Gerçekten çok ağır bir ayakkabı. Ayakta da aynı şekilde büyük ve ağır hissettiriyor. Görsel olarak ben beğendiğimi söyleyebilirim. Ayakta daha güzel durdu bence. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz. Farklı farklı renkleri yine piyasalara çıkıyor. Onlar da keyifli, güzel oluyor. Genel itibariyle hoş duran, özellikle yani daha büyük iri adamlarda daha güzel duracağını düşündüğüm bir ayakkabı. Çünkü o kadar alt taraflardan çıkıntılı ki şuralardan görüyorsunuz. Adeta bir kar ayakkabısı gibi bastığınız yerde kocaman bir iz bırakıyor sanki. Küçük çerçeveli arkadaşlar, hani çok iyi taşıyamayabilir çünkü ayağında kocaman bir şey varmış hissi olacaktır ama büyük adamlar için inanılmaz ki zaten LeBron'un fiziksel özelliklerini düşündüğümüz zaman da dev gibi canavar bir adam. Dolayısıyla normal yani böyle bir şey, beklediğimiz bir şeydi. Bu seferki ama ayakkabıda dizayn farklılıkları, şöyle arkasında görmüş olduğunuz değişik ilginç bubble'lar, hava yastıkları. Bunlar hatırlarsanız diğerinde ön dilinde vardı. Dili de yine burada değişik bir şey koymuşlar. Bir pencere var. Kralı görebiliyorsunuz burada. Aslan kralını. Yanda çok ilginç çerçeveler kullanılmış. Ayağınızı her iki taraftan bu şekilde tutacak çerçeveler. Plastik çerçeveler. Bunların üstünde de işte LeBron'un imzası, tacı gibi şeyler var. Ayakkabı tam önden yine bir taç görüyorsunuz. Witness yazıyor. Diğerinde de Legend mi yazıyordu? Yok, her ikisinde de Witness yazıyormuş. Birçok farklı farklı şeylerle bezenmiş. Space Jam rengi olduğunu da ayakkabının içine baktığımız zaman Space Jam logosunu burada görebiliyoruz. Filmde kullanılan bir logo. Gayet de güzel olmuş. New Legacy, yeni miras şeklinde. Evet, gayet keyifli ve güzel. Gördüğünüz gibi dilin üstünde de yine bir dokundurma var. Çok farklı farklı dokunuşlar mevcut. Görsel olarak ben daha çok alışmaya başladım. İlk başlarda tuhaf gelmişti ama alışmaya başladık. LeBron bu ayakkabıyı fazla sahalarda tercih etmiyor.
çok mu ağır buluyor veya istediği şekilde hızlı hareket edemiyor mu bilmiyorum ama daha çok eski ayakkabılarını tercih ediyor. Ben beğendim arkadaşlar, genel olarak baştan fikrimi söyleyeyim. Bana uygun, benim ihtiyaçlarımı karşılayan güzel, keyifli bir ayakkabı olmuş. Dedikten sonra hemen alt tarafıyla, yastıklamasıyla başladım. Yastıklamasında hepinizin bileceği gibi canavar işler yapılmış. Bu zaten beklediğimiz, birkaç senedir bunu yapıyorlar ve güzel yapıyorlar. Burada aslında 2-3 yastıklama diyebiliriz. Faylon köpüğü ucuz ayakkabılarda kullanılan, sadece yastıklama olarak kullanılan iri bir köpük. Altına arkadaşlar Max Air dediğimiz, yani Air Max'lerde bulunan sert bir hava yastığı ve ön tarafta ise Zoom Air dediğimiz, sizlere biraz daha zıp zıplık verecek şu görmüş olduğunuz sütunlarla sizlerin geri yapmış olduğu etkiyi azaltacak ve rahatlık hissi sunacak Zoom Air görüyorsunuz. Max Air ise boş bir hava yastığı gibi düşünebilirsiniz. Max Air'ler çok fazla rahat olmuyor, Air Max'lerden düşünebilirsiniz ama Zoom burada inanılmaz rahat. Ayakkabı genel olarak çok rahat ve etkiden koruma noktasında bence harika bir iş yapmış. Benim herhangi bir söyleyecek bir şeyim yok. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Bu kadar ağrılarıma, sakatlıklarıma rağmen yine sahada güzel hareket edebildim. Rahatça giyebildim. Bir süre sonra ayağım zaten içine daha çok alıştıktan sonra yastıklama bana daha bile rahat gelmeye başladı. Burada şaşırdığım ve belirtmek istediğim şeylerden biri bu ön taraftaki arkadaşlar, Zoom ünitesi o kadar büyük ki ayağınızın ta ortasından başlayıp ta ön tarafa doğru gidiyor ki bu bence harika bir şey. Çoğu ayakkabılarda şurada falan görürsünüz, yani şu kısımda görürsünüz. Ama ben baş parmaklarımın altında da hissetmek istiyorum genel itibariyle bu yastıklamayı, bu rahatlığı, bu etkiden korunmayı. Dolayısıyla bana bayağı hitap eden güzel bir yastıklama olmuş. Arka tarafta zaten çok çok hissedebildiğim bir durum yok. Yani biraz daha sert olsa sıkıntı değil. Bu arka taraftaki sert ise sizi ittirici bir etki yapıyor. Fazla içeri girmeden daha böyle direkt pat diye sizi ittiren bir etki yapıyor. Ama Air Max'lerden de hatırlayacağınız gibi, dediğim gibi çok rahat değil. İlginç yanlarından biri ise bu at nalı şeklinde yapılmış. Ortada ise yine bir çıkıntı, bir küçük bubble balon var. Yastıklamasına benim vereceğim puan 10 üzerinden 9.3 olacak arkadaşlar. İdeal, gayet güzel bir puan. Biraz daha diğer piyasada olanlara göre rahat olmayabilir. Hani tüm tabanda Air Strobel olan yastıklamalara nazaran bir tık daha az rahat diyebiliriz veya benim aradığım yastıklamayı tam olarak sağlamayabilir. Çünkü 9.3 niye verdin diye soracak olursanız. Ama yine tabii ki üst segment apayrı güzel bir yastıklama var. Hemen yastıklamadan altına bakalım ve taban tuşuna gelelim. Taban tuşu açıkçası beni çok şoke eden yönlerinden bir tanesi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabanında küçük 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 LeBron'un kral tacı mevcut. Ben gördüğüm zaman o harika iş yapacak falan demiştim. Yine sertliği de okeydi, güzeldi. Fakat sahada hiç iyi iş yapmadı. Aşırı kaydım ki zaten videoda da görmüşsünüzdür muhtemelen, ilk giriş introsunda da. Bu kadar kayıyor olması biraz sıkıntılı. Zaman zaman tabii elinizle sildiğinizde biraz daha iyi iş yapıyor. Fakat aradığım, istediğim taban tuşunu hiç bulamadım. Buradaki çıkıntılardan taban tuşuna vereceğim puan 10 üzerinden 7.4 olacak. Hani 7.5 bile vermiyorum. Bayağı kaydım. Biraz dengesiz ve güçsüz hissettirdi tabana karşı. He fazla işte büyük adamlar zaten crossover yapmaz gibi düşünseniz de yine de yere sağlam basmak bence herkesin ihtiyacı olacak. Bir de bu fazla dışarıda da tutacak gibi durmuyor. Dolayısıyla hani bu puanı bu kadar düşürme sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Biraz beni hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Daha iyi olmasını beklerdim. Belki bunun XTR tabanları, yani daha kaliteli plastikten olanları da piyasaya çıkarsa onlar tercih edilebilir ama bu haliyle sakın ve sakın dışarıda oynamayın. Zaten 2700-2800 TL'lik bir ayakkabıyı dışarıda harcamak manasızlık olur diye düşünüyorum. Alt taban yapılanması bu şekilde. Yastıklaması çok güzel. Taban tutuşu kötü. Asıl farklılıkları içeren değişik kısmı üst kısmına bakıyorum. Üst kısmında böyle katman katman değişik bir olay var arkadaşlar. Zaten şuralardan göreceğiniz gibi adeta bir çorapvari üst bir plastik yapılanma var. Ve çok fazla plastik kullanılmış. Çok fazla plastikler üst üste kaynatılmış gibi duruyor. Aslında bu ayakkabıda ikili bir yapı mevcut. Birincisi ayağınızı soktuğunuz şu iç kısım, çorap kısmı görüyorsunuz. Şuradan görebilirsiniz. Dil de buna bağlı. Çok değişik bütün bir yapı var. Biraz daha göstermeye çalışacağım. Evet, şuralardan daha rahat görebilirsiniz. Aslında low bir çorabınızın üstüne plastiklerle dolu üst bir katman kaynatılmış. Aslında bu yapının hedefi ağırlığı düşürmek. Yani şuralarda niye böyle derseniz, niye daha fazla işte pedleme, niye daha fazla yastıklama, niye daha fazla kumaş kullanılmamış diye soruyorsanız tamamıyla ayakkabının ağırlığını düşürmeye yönelik bir hareket. Çünkü ayakkabı aşağıda o kadar ağır ki arkadaşlar, bu yastıklamalar, bu taban
çok ağırlaştırdığı için üst kısımda hani hem sizi tutacak hem size rahat olacak ve bir de ağırlığı düşürecek. Ne yapabiliriz diye düşünmüşler ve böyle bir çalışma yapmışlar. Fena değil, materyaller hoşuma gitti. Oldukça kaliteli bir his veriyor. Hem içerideki şu dilde göreceğiniz daha yumuşak kumaş yastıklı yapı hem de dışarıdaki bu plastik yapı bence güzel hissettiriyor. Benim şikayet edecek bir şeyim yok. Tabii ki çok fazla ayağınız içeride terleyecektir. Bu dezavantajlarından bir tanesi. Buna razı olmanız lazım. Size ihtiyacı olan kitlenmeyi, burada fitlenmeyi sunarken tabii ki havalandırma bir miktar eksik kalabiliyor. Yan taraflardaki bu plastikler ise yeni yapacağınız hamlelerde sizi çeperleyecek, tutacak. Aynı zamanda ayağınıza form verecek. İçte ve dışta bunlarla ben çok rahat ettim. Ayağım çok güvende hissetti. Oldukça güzel hissetti. Arkaya doğru geldiğim zaman şu yapılar çok çok ilginç geldi arkadaşlar. Topuk koruması, topuğun sıkı ve iyi hissettirmesi harika. Çünkü içeride mükemmel bir pedleme var. Şu gördüğünüz kısım çok rahat. Çok harika. Hatta ayakkabıyı çok da darlaştırıyor. Ben 45 numara almama rağmen çok içeride dar hissettim. Buna dikkat edin. Hani ben 45 numara zaten rahat rahat hep giymeyi severim. Ama bunda baya baya böyle nedir dedim ya. Bu çok büyük dursa da içerisi baya dar. Mağazada deneme imkanınız varsa mutlaka mağazada deneyin. Yoksa da her zaman garanti numaranızı alın. İçerisi süper rahat ama şuralarda özellikle arka kısımlarda çok rahatsız oldum arkadaşlar. Kalın çoraplar giymeme rağmen şuralar aşırı keskin, görüyor musunuz? Yani inanılmaz keskin yapmışlar. Neden böyle yapmışlar bunu anlayamadım. Ve hep oynadıktan sonra çoraplarımın yanları yırtıldı. Yani bayağı bir çorap eskitebilirsiniz, dikkatli olun. Dedim ki şuralardan iliklemeyeyim. Hani alttan ilikledim. Bu sefer de buralar zaten biraz yamulduğu için ayağıma sürekli sürtünmeye başladı. Hatta üstüne şu anda bakıyorum böyle bir tüyler kalmış, çoraplarımı yolmuş yani. Değişik bir olay var. Burası çok hoşuma gitmedi. Keşke daha dış bükey yapılsa da böyle ayağımıza bu kadar girmese. Fakat tabii bilekli yapı gibi de ayağınızı koruyor. Çok fazla sıktığınızda ilk adımlarınızda ayakkabı bir tuhaf bükülüyor. Çünkü hani alt taraf çok sıkı, üst taraf yine aynı şekilde ayağınıza kilitlenmiş. Yani burada bir problem yaşadığımı söylemem lazım. Alışmam zaman aldı. Tabii ki bir miktar giydikten sonra da iyi hissetmeye başladım. Ama keşke bu olmasaydı veya bu şekilde mızrak gibi çıkmasaymış. Yani daha yumuşak veya daha dönüşlü bir şeyler olsaymış. Üst kısım daha güzel olurmuş. Bu bütün kısımda sevmediğim, sadece dediğim gibi bileklerime dokunan kısmı oldu. Arkaya dikkat ederseniz buradaki aşil lastiklaması, petlemesi daha yukarıya kadar çıkmış. Dediğim gibi burası çok rahat, çok güzel değil. Aynı şekilde çok hoşuma gitti. Yine aslanımızı buradan içini gösteren bir yapı pencere var. Ayağınız içeride aynı şekilde yine çok rahat edecek. Bağcıkları biraz daha iyi olabilirdi. Çok fazla aradığım randımanı bulamadım. Sadece şuralarda flywire'lar var, görüyorsunuz. İçeri doğru ağlar gidiyor. Şuralar boş ve işte şurada da aynı şekilde flywire var ama arkadaşlar üst kısımdaki bu plastik katman, çerçeve, zırh diyeyim hatta. O kadar kalın ki bu flywire'ler, bakın dokunuyorum şu anda. Bu ağlar, içe doğru giden ağlar sizi fazlaca sıkıştıramıyor. Ya en azından ben çok aşırı sıkıştıramadım. Hani sürekli çekip ve iyi bir şekilde tek bir hamlede kitlemeniz gerekiyor. Ama zaten ayakkabı da çok fit olduğu için, yan kenar çıkıntıları üst üste katmanlar olduğu için belki hani çok kitlenmeye de ihtiyaç duymayabilirsiniz. Fakat daha iyi bağcıklarla, daha belki kalın halat gibi bağcıklar olsaydı biraz bağcıkları o noktada ince buldum. Bu kadar kaslı büyük bir ayakkabıya daha kalın bağcıklar yapılabilirdi diye düşünüyorum. Materyallere vereceğim puan 10 üzerinden 9 olacak. Benim çok hoşuma gitti. Çok harikaydı. Kitlenme, fitlenme ve sizi sıkı tutma hissine de yine 10 üzerinden 9 vereceğim arkadaşlar. Orada da harikaydı. Yine yapacağınız hamlelerde hem ayakkabının şu şekilde yana doğru çıkıntıları barındırıyor olması hem genel olarak bir kar ayakkabısı şekliyle dışa doğru alt tabanın açılıyor olması, çeperleri, üst katmanları, kullanılan materyallerin kalitesi beni baya baya mest etti, hoşuma gitti. Beklentimin çok üzerine çıktı. LeBron 18'in de çok üzerine çıkmış arkadaşlar. Hemen şöyle arkada görebilirsiniz. Aslında bir kıyaslama videosu da yapabilirim. İster misiniz öyle bir videoyu? Fiyatları da aynı nasıl olsa. Ben çok üstüne çıktığını düşünüyorum. Tabii ki oradaki rahatlık farklıydı ama buradaki olay da çok iyi. Biraz zaman verin, biraz ayağınızı ısındırın. Çok keyifli, çok rahat edeceksiniz. İşte tek sıkıntısı tabanı hiç beklemediğim şekilde kötüydü. Ve şuradaki mızraklar, mızrak uçları yine sıkıntılıydı. Tabii bir de çok ağır oluyor olması dezavantaj olarak söylenebilir. Kimler giymelidir? Bence arkadaşlar 4-5 numaralar giymeli. Gardlara çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Rahat edemeyebilirsiniz. Fazla ağır, fazla hantal hissettirebilir sizlere. Piyasada bu kadar low ayakkabı, gard ayakkabısı varken çok fazla bununla gitmeyin. Hem benim gibi sıkıntınız vardır, bel fıtığınız vardır, menisküsünüz vardır. Yastıklama istiyorsunuzdur, ağırsınızdır, kilolusunuzdur. O zaman tabii ki çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer içeride de giyerseniz sizlere uzun yıllar yardımcı olacaktır. Dediğim gibi fiyatı 2700-2800 TL civarında, özellikle yeni gelen renkleri daha aşağı bulabileceğinizi düşünmüyorum. Bu ilk renk diye biraz daha ucuza 2000 liraya çıkmıştı.
Fakat bu doların dalgalanmasından dolayı arttı. Ama belirttiğim, aşağıda belirttiğim siteye mutlaka bir sorun. Topkicks.tr Instagram adresine sorun. Size daha uyguna getirecektir muhtemelen. Daha güzel şeyler yapacak. Nike.com'da neyse ondan bir tık daha uyguna alabilme imkanınız var. Evet, kesinlikle piyasada görmediğimiz çok farklı. Hatta şöyle baktıkça aşağısını aşağısından da bahsedesim geliyor. Şurada basınç seviyelerini, PSI'ları göstermiş. Bütün burada basınç odacıklarını, her şeyi görebiliyorsunuz. Çok ilginç bir tasarım var. Buradaki plastik de yukarıya kadar çıkıyor. Daha sonra üst kısım, şuralara dikkat ederseniz, bir yol gibi adeta tüm ayakkabıyı çevreliyor. Arkadaki bu bubble pencereleri bunu kullanmayı seviyorlar. Yani ben pek sevmiyorum ama terledikçe bu tarz şeyler daha da kötü olmaya başlıyor. Evet, çok farklı, çok değişik bir ayakkabı tasarımı kesinlikle. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Hepsinden bahsetmeye çalıştım. Umarım da beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. Detaylıca her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazın. Ben de onlara dönmeye çalışırım. Temelde almamalı mısınız, almamalı mısınız? Ben seviyorum. Koleksiyonumda bulunduğu için mutlu hissediyorum. Ve mutlaka basket oynarken ara ara giyeceğim. Malı Brown kendi tercih etmeyince tabii ki akıllarda soru işareti de oluşturuyor. 18 alacağınıza bence 19'u mutlaka tercih edin derim. Ve bugünlük bu kadar diyorum. Bir sonraki videolarda, incelemelerde görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'i bugünlük